Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün Beykoz Üniversitesi'nden bahsetmek istiyorum size. Ben lisans psikoloji bölümü okuyorum. Henüz hazırlıktayım. Hazırlıkta olanlardan bahsedeceğim. Hazırlık okunmalı mı, hazırlık okunmamalı mı? İngilizce adına bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, kendinize bir şeyler katmak istiyorsanız mutlaka tabii ki hazırlık okuyun. Ama eğer işte İngilizcem iyi, ben kendime güveniyorum diyorsanız direkt geçmenizi tavsiye ediyorum. Biraz da Beykoz Üniversitesi tanıtımı da olacak bu. Çünkü ben ilk zamanda, tercih zamanında çok fazla bir içerik bulamamıştım bununla ilgili. Eğer üniversitenizi tercih ederseniz bunu görmeniz, hani nerede ne var, nasıl yürüyor, bunları öğrenmeniz adına bilhassa daha yeni girecek olanlar üniversite bu videoyu izleyebilirler. Evet arkadaşlar, karşıdan geliyorsunuz. Burada da şu tam karşıda da bir tane otobüs durağı var. Ama öteden gelenler buradan yürüyebiliyorlar. Şimdi biz Beykoz Hazırlık Binası'nın oradayız. Benim bu yıl okuduğum binadayız. Oraya doğru yürüyoruz. Burada hatta diyar var. Gelenler rahatlıkla bulabilir. Mezarlığın direkt karşısında kalıyor okul. Evet, gördüğünüz gibi buradan girişlerimizi yapacağız. Birazdan kartımızı basacağız ve okula gireceğiz. Evet, okulun içine giriyoruz. Okulun içinde bu şekilde bir bekleme alanı var. Burada gastronomi öğrencileri çalışıyor. Genelde alttan giriliyor. Asansörümüz var böyle. Bu katta çok fazla bir şey yok. Burada da revir var. Şimdi asansöre bineceğiz ve aşağı ineceğiz. Zemin katla başlayalım. Evet, arkadaşımdayız şu an. Evet, buradan girdiğimizde arkadaşlar burada hemen bir kapı var ve gastronomi öğrencileri çalışıyor. Buralarda lavabolar var. Depo kısmı var gastronomi için. Böyle erkek vecesi falan var. Bu kat biraz da onlar için ayrılmış. Mutfak kısmı var. Okulun bu bölümü bu şekilde. Şimdi biz tekrar yukarı çıkacağız. Bire bas istersen. Şimdi tekrar yukarı çıkacağız ve size birinci katı göstereceğiz şimdi. Kapandı. Evet, birinci kata geldiğimizde derslikler var. Üstlerde yazıyor zaten ders isimleri. Siz bu dersliklere göre girebiliyorsunuz. Bu birinci kat. İkinci kat da aslında bu şekilde. Çok da değişen bir şey yok. Daha kısa olsun diye merdivenlerden çıkalım dedik. Şimdi ikinci kata geldik. İkinci katta aynı şekilde dediğim gibi panel var. İşte derslikler var bu şekilde. Üçüncü katta aynı. Dördüncü katta da idari kısım var. Şimdi size çok detaylı gösteremiyorum. Bu tarafa gittiğinizde işte sizin yoklamalarınızla ilgili sıkıntı yaşadığınızda oraya gidiyorsunuz. Sağ tarafta kalıyor merdivenlerden çıkınca. Oraya gittiğinizde sizin işte belgelerinizi falan alıyorlar. Böyle bir sistem var. Ve yorulduğum için nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın. Bu caddeden yürüyoruz şu anda. Böylelikle caddede neler var, beğendiğimiz yerler nereleri, onları da size göstermek istiyorum. Burada börek yiyebilirsiniz. Ekonomik ve hesaplı oluyor ve güzel oluyor lezzetli börekleri. Onun dışında bizim çok uğrak yerlerimiz. Şimdi bu caddeye gidiyoruz. Domino's'tan da alabilirsiniz. Sanırım şey vardı, ilk yüklediğinizde size bayağı bir ekonomik oluyor. Bir şeyler falan yapıyorlardı. Unuttum şu an. Gloria Jeans'ta çok fazla takılıyoruz. Buraya Beykoz öğrencilerine özel şey var. İndirim var. Beykoz öğrenci kartınızı göstermeniz yeterli oluyor girebilmeniz için. %30 kadar mı, %20 kadar mı galiba. Yine öğrenirsiniz onu daha detaylı olarak. İndirim yaparlar. Buralarda yine hani dekorasyon yerleri falan var ama çok bizi bağlamıyor. Sokaktan girdiğimizde şu sokaktan da girebiliyoruz. Bu sokaktan da bizim okula gidiyor. Bu yol. Böyle sağ gittiğinizde okula gidiyor. Şurada da Pizza Balls var. Pizza Balls yok. Ben de genelde Pizza Balls diyorum ona ama Pizza Balls diyenler de var. Oradan da takılabilirsiniz. Acıktığınız zaman. Burası biraz daha kızlara şey yapıyor, ithaf ediyor. Tırnaklarınızı yaptırmak istiyorsanız protez tırnak falan, kalıcı tırnak yapıyorlar. Burayı öneririm, hesaplı oluyor. Cadde bu şekilde. Şurada FSM tıp merkezi var. Hani hastalanırsanız falan oraya gidebilirsiniz, hastane. Mado var burada. Pek gitmedik yani, bilmiyorum. Eczane var hemen karşısında zaten hastanenin. En önemlisi, mesela diyelim ki kırtasiye sıkıntınız oldu. Şurada bir tane arada kırtasiye var. Zoomlanmıyor galiba. Şöyle birazcık göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Tam şu kırmızı yer, gösterdiğim yer. Orası da yine bir sürü fotokopi çektirmek için avantajlı oluyor. Ucuza geliyor. Yanında okulun A101 var. Buralardan alışveriş yapabilirsiniz. Şurada da böyle küçük bir
giyim yeri gibi. Tuhaf yeri değiliz mesela, çok giyim üzerine. Dantel falan tarzı. Ya da işte örgü örmek isteyenler için örgü tarzı şeyler var. Örgüye başlamak isteyenler için. Ve bizim okula geldik. Bizim okulda... Şimdi birazdan daha rahat göreceksiniz. Ben şöyle çekmeye çalışayım. Burası lisans binası Beykoz'un. Yani aslında kampüsler bütün olabilirdi ama maalesef kampüsler böyle ayrı ayrı yapılmış. Şurada öğrenci kulüpleri binası var. Burada kulüp kısmına da gireriz birazdan. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde gözüküyor lisans binası. Evet, içeriye doğru gidiyoruz. Şimdi biz giriş katından girdik arkadaşlar. Bugün okul biraz kalabalıktı. O yüzden orayı çekemedim. Şimdi biz bir alta giriyoruz. Burası kaçıncı kat diye geçiyordu? Bakmamız lazım. Evet, eksi bir katı. Şuradan gördüm ben de eksi bir katı olduğunu. Yani. Sanatsal tablolarıyla meşhurdur Beykoz Üniversitesi. Burada kantin var. Lisans öğrencileri için işte. Yemek yemek isteyenler burada kantine yemek yiyebiliyorlar. Burası en çok kullanılan alan herhalde ya. Çok güzel bir alan. Burası bilgisayarla ilgilenen, işte oyun tasarımı falanla herhalde ilgilenen insanlar için, tam emin değilim. Öyle oyun laboratuvarı gibi bir şey var. Bilgisayar laboratuvarı gibi. Burası selam ver. Tavla var herhalde burada. Burada tavlalar falan da var, evet. Burada fotoğraf çekilmiştik. Burada tavlalar falan var, evet. Burada işte oturma yerleri var. Burada burada ise ders çalışabilirsiniz. Akşam saatleri kütüphane bittiğinde burası çok güzel oluyor. O açıdan çok kullanışlı oluyor. Her yerde şey var zaten, böyle oturma yerleri falan var. Neyse, şu anda şöyle kendimizle çekelim bari gelmişken. Bu da okulun işte aşağısı. Yani buralarda kahve falan içebilirsiniz. Şöyle bir ortam var. Burada birazdan biz kahve içeceğiz. Burada genelde işte çay kahve alanlar çay kahvelerini içiyorlar. Aşağıda da var böyle. Şimdi biz şu en üst katta, şu kısımda gösteriyorum. Evet, kütüphane katı var. Kütüphane katına çıkacağız. Biraz size kütüphaneyi göstermek istiyorum. Birkaç kat yine gösteririm. Üniversitede bu şu anda eksi birinci kat diye geçiyor. Ama şuradan böyle dümdüz ilerlediğinizde aslında zemin kat oluyor. Çok garip bir şey gerçekten. Yani şu basamakları eksi bir diye sayıyorlar direkt. Yani şu aşağısı eksi bir, burası zemin kat sayılıyor. Öyle anlatayım. Şimdi aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar, burada ilan panoları var. İşte bazen mesela buradan herhangi bir şeye katılabiliyorsunuz, buraya bakın. Bu açıdan çok güzel oluyor. Mesela 15. Rofife mı bilmiyorum. Neyse, uluslararası kısa film festivali falan varmış Samsun diyor. Bu tarz şeylere katılabiliyorsunuz. Ve mesela benim çok dikkatimi çeken direkt şey YKS 2023 8-23 Mart arası başvuru tarihleri. Yani bunları falan da buraya asıyorlar mesela. Bu açıdan çok güzel oluyor. Şimdi biz asansöre bineceğiz. Yine bir asansör klasiği diyelim. Bu şekilde. Benim tarz yanlış. Saçlarım uzun da Beykoz Üniversitesi yüzünden saçları... saçları döküldü arkadaşlar. Çok sesliyor. Evet. Şu anda birinci kattayız arkadaşlar. Birinci katı şöyle kısaca göstermem gerekirse işte. 101. derste girdim. Burada böyle işte oturmak için sıralar falan var. Böyle normal işte klasik üniversite sınıfı diyebiliriz. Bu şekilde görüntüsü. Yine panoda YKS'ye denk geldi önüme. Şu an derstelermiş. Biraz sessiz olalım. Bu kat birazcık şey, sıkıntılı. Buralarda işte sınıflar var şu asansör kısmında. Buradan da yukarıya çıkabilirsiniz. Bu merdivenleri genelde çok fazla kullanmıyorlar ama böyle bir merdiven kısmı da var üniversitede. Yine sanatsal tablolar çok fazla seviyor. Beykoz Üniversitesi sanatsal tablo paylaşmayı yani koyuyor. Tuvalet falan var. Dersler var şu an. O yüzden çok fazla ses çıkarmamasak iyi olur. Gerildim. Şimdi üst kata gideceğiz. Bakalım. Şurada da yangın çıkışı denk geldi gözüme. Allah izin verirse 4 yıl işte bu şekilde takılacağız. Burada da bir 200 üyesinin olduğu bir sınıf varmış. Burası da bu şekilde. Yine burada da lavabolar falan var. Hiç lavaboları gösteremedim size, bakayım. Bu şekilde aslında, çok fazla da bir detayı yok. Normal WC'ler. Şimdi buradan çıkalım. Sadece böyle hani nasıl göründüğünü göstermek istediğim için çekiyorum.
bazı öğrenciler aslında dikkat ediyor. Yani lavaboların kullanımı da önemli oluyor. O yüzden onu çekmek isterim. Şimdi yine soğuk sulağa kaldık. Koridora çıkıyoruz. Sanırsam burası 3. kat. Evet, bir tabela var. 3. kat bizi karşıladı. Tablolarda da biliyoruz. Şimdi 4. kata gidiyoruz. Yani burası kütüphane. Sessiz olacağım o yüzden burada. Ses çıkarmadan çekmeye çalışacağım. Burası da böyle bahçe kısmı işte. Zaten şu taraftan direkt ilk girdiğimiz kapı bu şekilde. Burası giriş kısmı. Ay. Bu yapılacak demişlerdi ama yapılmayan kampüs. Yapılamamış daha doğrusu. Kalmış. Kampüsten çıktık işte şöyle. Bu kampüsten çıktıktan sonra direkt karşımızda yani şuralarda. Daha demin de göstermiştim aslında da. Şöyle gidelim. Birazcık yaklaşalım, göstereceğim. Evet. Zaten Beykoz Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Merkezi yazıyor burası. Öğrenci kulüplerinin olduğu merkez. Mesela tiyatro seçtiğinde çok devamlı göstermeniz gereken bir bölüm. Spor salonundan çıkanlar da burada kıyafetlerini giyebiliyorlar. Giyme odası.